ederlerdi cadılar. Sağlığında sokağından bile geçemezlerdi. Öldüm öleli evim ikinci adresleri oldu. Bu yıl bu yağmurlardan başımızı alamayız anlaşılan. Bir duruyor bir başlıyor, bir duruyor bir başlıyor. Anne, sence abim bu kızla evlenir mi? Evlenmesine evlenir de iyi bir plan yapmak lazım. Ay dur, hele önce bir kuruyalım, böyle ıslak ıslak kafam çalışmıyor. Sinirden cinlerim tepeme çıktı. Ay ben burada hala ruhların parfüm kokusunu alıyorum. Sen duyuyor musun? Tamam anne, tamam. Şöyle bir otur hele, bir sakinleş. Şimdi bir kere biz ne yapmak istiyoruz? Önce onu bir düşünelim. Evet, abimi evlendirmek istiyoruz. Sen ilk önce kendine koca bul da kendini evlendir, kız kurusu zeplin. Biz ne büyük zorluklarla kız buluyoruz bu deli oğlana. Ama o kıymetini bilmiyor ki. O zaman onu evlenmeye mecbur etmek lazım. Şuna bak şuna. Kardeş mi düşman mı belli değil. Peki ne yapmak lazım o zaman? Ay üzmeyin kendinizi. İşiniz gücünüz şeytanlık nasıl olsa. Bulursunuz bir şey. Abimin gazozuna uyku ilacı atalım. Kız da abime zorla sahip olsun. Olmaz öyle şey. Bu tür işler bize göre değil. Bizim soyumuz Osmanlı Sarayı'na dayanıyor. Ta 5. Mahmud'a. Hatta belki de 1. Mahmud'a dayanıyordur. Buldum. Ne buldun söyle bakayım. Kızın belalı bir abisi var diye gözünü korkuturuz. Sonra da eğer kız kardeşiyle evlenip namusunu temizlemezse abimi öldüreceği yalanını söyleriz. Vay 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 vay. Görümceye bak görümceye. Şeytanın bile gelip bunların yanında biraz staj yapması lazım. Ay çok güzel. Aferin sana. Hatta bizim kapıcının akrabalarından birini kızın abisi diye ayarlayıp Masar'ın iş yerine gönderdik mi tamamdır. İki dakikada işi bitirdiler. Peki ya abim evlendiğinde kızın gerçekte böyle bir abisi olmadığını öğrenirse ne olacak? Aman! Hele onu hayırlısıyla bir dünya evine sokalım da sen gerisini boş ver. Dünya evinin giriş kapısı büyüktür ama çıkış kapısı da çok küçüktür. Cehennemin kapısı da öyle sevgili kaynanacığım. Beklerim. İşte Masar da geldi. Sen bu işi bana bırak anne. Bakıyorum herkes burada. Bir ruhsar eksik. Ben de buradayım kocacığım. Pardon, o da buradaymış. Abi çabuk gel çabuk. Sana çok önemli bir haberimiz var. Ne o? Bu sefer de hamamdan mı kız buldunuz bana? Hayır, bu seferki erkek. Baba sana bir çarparım. Bu kadar da fazla artık. Ay yani öyle değil. Bu Yonca'nın abisi. Abisi mi? Ne olmuş Yonca'nın abisine? Canım siz Yonca ile kafeteryada oturuyordunuz ya. İşte kızın abisinin arkadaşları sizi baş başa otururken görüp kızın abisini yetiştirmişler. Yetiştirsinler ne olacak ki? Öyle deme minik kuşum. Adam belalının tekiymiş. Hapisten yeni çıkmış zaten. Bundan önceki iki kız kardeşi nasıl evlendirmiş biliyor musun? Nasıl evlendirmiş? Birincisini minibüste şoföre para verirken elinin değdiğini görmüş. Hemen o şoförle evlendirmiş. Adres soran bir adam da ikinci kız kardeşle evlenmek zorunda kalmış. Hadi ya. Ya. Herif Fahri nikah memuru desenize. Aynen öyle valla. Seni haydi haydi evlendirir yani. Canım zorla da evlendiremez ya. Ya sen öyle san. O adres soran adam var ya. Evli olduğu halde korkusundan karısını boşayıp bu adamın kız kardeşini almış. Yalancı cadı. Ölmektense evlenmek çok daha akıllıca tabii. Ölmek mi? Adam tam 3 sene Irak'ta Saddam'ın danışmanı olarak çalışmış. Yapma ya. Neyse, bence iş hiç buralara kadar varmadan biz gidip namusumuzla kızı isteyelim. Ondan sonra da aynen Ruşen amcanın yaptığı gibi önce nişan, haftaya da düğün yaparız, olur biter. Bence de. Sen iyice düşün taşın abi. Bu adamın şakası yok, ona göre. Biz de bu arada gidip şu kızla bir daha konuşalım. Evet, asıl kız evlenmek istemezse o zaman durum kötü. Ya. Aman Allah'ım. Kızla evlenmezsem resmen öleceğim ya. Duyuyor musun beni ruhsar? Saçmalama. Evlenmezsen öleceğin falan yok. He? Çok sevgili annem ve kıymetli kız kardeşin sana tuzak kurdular. Seni evlendirmek için böyle bir plan yaptılar. Plan mı? Ne planı? Seni baş göz etmek için her dümeni yapar bunlar. Yani öyle abi falan yok mu? Yok tabii. Yarın iş yerine sahte bir abi gönderecekler. Senin gözünü boyamak için. Vay adiler. Oh be, dünya varmış. Annen ve kız kardeşin oyuncu olsalar altın portakalı alır da soyup baş uçlarına koyarlar. Ben ne dünyada ne de öbür dünyada böylesine yalancılar görmedim bir tane. Demek öyle. Tamam, göndersinler bakalım şu abiyi. Abinin bir ifadesini alalım.
Geç bile kaldım çıkmakta. Cezamı yanlış hesaplamışlar. 7 ay fazladan yattım. Ya peki boşuna yattığın aylar ne olacak? Bir daha girdiğinde hesaptan düşeceklermiş. Sen bu saate kadar neredeydin onu söyle. Oradaydım. Yani işteydim. İş yerine gittim. Erken çıkmışsın. Öt bakalım neredeydin? İşimden memnun değildim de başka bir iş bakmaya gitmiştim. Keslen, bana katekulli yapma. Kimleydin? Kimseyle. Bağlağa kafeterya yalnız başıma gittim. Ne işin var lan senin kafeteryalarda yalnız başına? Kim o herif? Mazhar. Ne har? Mazhar. Kim ulan bu Mazhar? Menkıbe Hanım'ın oğlu. Menkıbe Hanım kim ulan? Mazhar'ın annesi işte. Keslen, aklımı karıştırmaya uğraşma. Nerede oturuyor bu herif? Evini bilmiyorum. İş yerini biliyorum. O zaman iş yerini söyle. Generation Reklam Ajansı. Demek öyle. Lan Mazhar. Yaktım lan seni. Bu işi ya nikah temizler ya ben seni temizlerim. Generation Next Generation. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Helale bu tansın, o beni terk etmemiş. Gel şöyle otur Ruslar yanı yanı başıma. Görsün millet hayal gerçek yan yana. Ruhuna sağlık Ruslar'cığım ölmemiş.